Merak etme. Acımasız olmazlar. Muhtarın dediğini hatırla lütfen. Sana ağır ceza verdirtmez. Umudunu kaybetme. Ona nasıl güveneyim ki? Dün beni koruyacağına söz vermişti. Ama gelmeyi bile unuttu Suda. Beni yalnız başıma bıraktı. Gelmeyeceğinin haberini bile vermedi bana. Umurunda bile değilim. Hayır Purvi. Ben yaşamışım, ölmüşüm. Vrendra'nın hiç umurunda değil. Suda, bir şey isteyeceğim. Ha, neler söylüyorsun? Suda, başka seçeneğim yok. Eğer Tanrı beni korursa zaten işler asla o noktaya gelmeyecektir. Ama yine de hazır olmalıyım. Lütfen. Tamam. Nasıl istersen. Meclisin verdiği karara göre Bayan Purvi'nin işlediği suç için ağır bir ceza alması gerekiyor. Ve uygun gördüğümüz ceza da çıplak ayaklarla korun üzerinde yürüyecek. Ancak bu şekilde kefaretini ödeyebilir. Hanımefendi, artık cezayı başlatabiliriz. Evimiz bizim mabedimizdir. Evimizden hiçbir şey çalmayız biz. Ama sense kendi ailenden çalma cüretinde bulundun. Bir günahkarsın. Şimdi ateşlerde yanacaksın. Bu yanan kömürlerde yürüyerek günahlarını ödeyeceksin. Sen günahkarsın. Hırsızsın, hırsız. Hırsızlık yaptın ve bunun cezasını çekeceksin. Hırsız, hırsız! Günahkar artık kefaretini ödeyebilir. Beni dinle. Eğer meclis sana ceza verirse reddedeceğim. Sana güveniyorum. Yapmadığını biliyorum. Eğer yaptıysan da eminim ki bunu yapmanın arkasında mantıklı bir sebebin vardır. Ben hiçbir günah ya da suç işlemedim, biliyorsunuz. İşlemediğim günahın cezasını neden çekiyorum peki? Meclisin verdiği cezayı kabul etmiyorum. Burada adalet değil, zulüm uygulanıyor. Ve bu adaletsizliği kabul etmiyorum. Cezanızı uygulamayacağım. Kararınızı reddediyorum, duydunuz mu? Cezamı kabul etmediğimi söyledim. Geldin mi? Meclisin verdiği cezayı reddediyorum. Ne demek istiyorsun? Son sözü meclis söyler. Ve asla yanlış karar vermezler. Bu köydeki kimse onlara karşı gelemez. Eğer meclis karar verdiyse uygulayacaksın. Karım olabilirsin. Ama meclis karar verdiyse cezanı çekmek zorundasın. Hata yapmış bile olsa meclisin son sözü geçerlidir. Sen nasıl bir insansın Vrendra? Daha geçen gün bana güvendiğini söylüyordun. Ama şimdi herkesin önünde tersini söylüyorsun. Benim arkamda durmak yerine bana diyorsun ki yanan kömürün üzerinde yürü. Meclisi ona hafif bir ceza vermeye ikna ettim. Tek yapması gereken köyün etrafında birkaç tur atmak.
Ona verdikleri kolay cezayı eminim rahatça yerine getirebilir. Ama onun yerine herkesin önünde olay çıkarıyor. Niye bu kadar uzatıyor ki? Ben hiçbir şeyi çalmadığım halde bana ceza veriyorsunuz Brandra. Masum biri için böyle bir ceza sence adil mi peki? Neden böyle davranıyorsun anlamıyorum. Evine geldiğimden beri bir ceza bitiyor, diğeri başlıyor. Ama artık yeter. Karına nasıl bu şekilde davranabiliyorsun Brandra? Bu yaptığını insanlar düşmanına yapar, karısına yapmaz. Gelenek adı altında gelininize işkence çektiriyorsunuz. Senden tek bir şey istemiştim. Tek bir şey istemiştim. Bir kereliğine olsun. Bana güvenmeni rica etmiştim. Ama onu bile yapamadın. O zaman lütfen söyler misin? Eğer benim yerimde Sakşi olsaydı ve senden ona biraz olsun güvenmeni isteseydi, ona da aynı şeyi yapar mıydın? Yapmazdım. Sana da güvenmiştim. Bu yüzden de sana verilen ceza... Bana güvenmenin karşılığında bu cezayı mı uygun gördün? Bu sizin için adalet mi? Senin için değerim bu mu? Ben karın değilim. Sadece kölen. Ve satın aldığınız gelinlere verdiğiniz ceza adalet değil, işkenceden ibaret. Böyle bir kefaret olmaz. Asıl günah olan bu. En kötü yanı da hepsine razı olman. Hepsi senin rızanla oluyor. Ben sizden değilim. Hep satın alınmış biri olacağım. Bir gelinin gördüğü saygıyı bana asla göstermeyeceksiniz. Kaybedecek tek bir şeyim kaldı. O da benim kendime olan saygım. Onu da kaybedemem. O yüzden bu cezayı reddediyorum Brandra. Köy meclisinin ve ailenin önünde bana ödediğiniz parayı geri vereceğim. Kendimi azat edeceğim. Satın alınmış bir gelin olmayacağım. Benim için ödediğiniz paranın hepsini sana geri vereceğim. Özgürlüğümü satın alacağım. Onurumu ve kendime olan saygımı sizin işkencelerinize rıza göstererek yok etmenize izin vermeyeceğim Brandra. Bu ödediğiniz paranın ilk taksidi. Juhi ve Manas'a ders vererek kazandığım para. Kalanını da çalışarak kazanıp size geri ödeyeceğim Brandra. Daha fazla bu durumu kabul edemem. Bugün malikanenizden gideceğim. Ve artık şu andan itibaren bu satın alınmış evliliği bitmiş kabul et. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.